Merhaba sevgili izleyiciler. 9 Temmuz'da Türkiye saatine göre sabah 7.06'da Oğlak Burcu'nun 17 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Oğlak Burcu Zodyak'ta 10. evi yönetir. Burası öncü nitelikler taşıyan toprak elementinin bir burcudur. Ve doğum haritalarımızda da 10. ev hayatımızın en tepesi. Yani ulaşmak istediğimiz hedefler, kariyerimiz, görev ve sorumluluklar, yaşamdaki ün, statü, genel anlamda gelecek hedeflerimiz, otorite kavramları, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili konuları temsil eder. Toplumsal alanlarda hükümet, liderler, yönetimdeki kişiler, iş adamları, büyük şirketler, toprak ve toprağa ait konularda yine Oğlak Burcu tarafından temsil edilir. Evet, Oğlak Burcu Dolunay'ı aynı zamanda güçlü dönüşümleri ortaya çıkarabilir. Çünkü Plüto ile birleşiyor. Plüto söz konusu olduğunda çoğu zaman karşı koyamayacağımız kadersel, dönüşmesi gereken, tamamlanması gereken, bitmesi gereken konulara işaret eder. Ama bunlar yaşanırken de bizi duygusal olarak zorlayabilir, strese sokabilir ve üzerimizde güçlü bir baskı da hissedebiliriz. Yengeç Burcu'nda bir Mars var. Dolayısıyla Güneş-Mars kavuşumu, aynı zamanda Plüton-Mars karşıtlığı da etkinleşiyor bu Dolunay'da. Plüton'un bir yandan Satürn'le de, Mars'ın Satürn'le de gerilimli bir açısı var. Bunlar da tabii ki Dolunay'ı takip eden, öncesinde, 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasında yoğun olarak üzerimize duygusal bir baskı, bir stres, gerilim hissedebileceğimizin işaretçisi. Toplumsal alanda da bunlar hissedilebilir. Özellikle yönetimsel alanda, otorite pozisyonlarıyla ilgili, güvenlikle ilgili, milli konularda bu hassasiyetleri yoğun olarak hissedebiliriz. Özel yaşamlarımızda da yine kariyer ve ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili konularda özellikle yine gerilimler oluşabilir. Günlük hayatımız, güvenliğimizle ilgili konularda baskı hissedebiliriz. Plüto etkisi hayatımızda artık bizim için yararı olmayan, bize bir faydası olmayan, bitmesi gereken, dönüşmesi gereken, tamamlanması gereken konularda üzerimizde bir itici güç, bir baskı yaratabilir ve onları dönüştürmek için, tamamlamak için bizi zorlayabilir. Bunlar tabii ki yaşadığımız sürece bizi gerçekten üzebilir ya da korkutabilir. Ama çoğu zaman bunlara karşı gelmemiz de zordur. O nedenle bir şekilde şartlara uyum göstermek ve hayatın bize getirdiklerinden alabileceklerimizi ve geride bıraktıklarımızı iyi tartmak ve gelişim imkanlarını burada keşfetmek çok daha doğru olacaktır. Dolunay an haritasında Aslan Burcu yükseliyor. Aslan Burcu tabii biraz daha böyle liderlere, yöneticilere, ünlü kişilere dikkat çekerken Merkür'ün de Aslan'da olması aynı zamanda bu dönemde kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi, özgüvenimizin de biraz daha yüksek olabileceğinin göstergesi. Dolunay'la beraber özellikle öncü burçlar, Yengeç, Oğlak'la beraber Koç ve Terazi burçları daha fazla etki alabilirler. Onlar gerek kariyer, gerek ciddi ilişkiler, yaşamlarının önemli dinamikleriyle ilgili daha kadersel etkiler altında olabilirler. Özellikle ocağın ilk 10 günü içerisinde doğan, Ekim ayının ilk 10 günü içerisinde doğanlar, Temmuz'un ilk döneminde doğanlar ve Nisan'ın ilk 10 günlük döneminde doğanlar bu Dolunay'dan çok daha yoğun dönüştürücü etkiler alabilirler. Evet, Dolunay etkilerini hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.